Herkese merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizin gözünüzden serisinin artık en iyi sunucusunda Challenger Ede bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde benden Closer'ın maçını değerlendirmemi istemiştiniz. Ben de sizler için Closer'ın maçını aldım. Sonunda o da Challenger'a ulaştı ve artık Challenger içeriği olarak da sunma imkanımız olmuş olacak. Bu sayede kendisi gördüğünüz gibi Udyr oynuyor. Özellikle son maçlarını çok fazla Udyr trainlemiş. Neden kaynaklı bilmiyorum. Şu an Udyr'ın en son hareket hızı buff'u aldığını biliyoruz. Onun haricinde ekstra bir buff almamıştı. Belki eşyalardan kaynaklıdır diye düşünüyorum ki oyun içerisinde daha net bir şekilde göreceğiz. Karşısında da zaten Graves pick'i var. Bence gayet güzel bir eşleşme olmuş. Bu noktada pick'leri değerlendirecek olursak üst koridorda Riven karşısında Irelia olduğunu görüyoruz. Orman'ı zaten değerlendirmiştik. Orta koridorda Orianna vs Azir. Alt koridorda Jhin ve Lulu ikilisine karşı Miss Fortune ve Seraphine ikilisinin olduğunu görüyoruz. Bot lane'de bayağı STL'lerin kapışması var. Bakalım iyi olan kazansın diyelim. Orta koridordaki karşılaşma da birazcık enteresan olacaktır. En son Azir'in Q yeteneğinin bekleme süresinin bufflandığını biliyoruz. Graves oldukça güçlü bir ormancı. Son zamanlarda çok tercih ediliyor. Özellikle ilerleyen dakikalarda çok çok yüksek bir hasara sahip oluyor. Onu da rüzgarın hiddetiyle tercih ediyorlar. Riven ve Irelia karşılaşması, bu da tabii duruma göre belli olacak bir karşılaşma. Bir dahaki yama tabii Riven buff yiyecek. O buff'tan sonra birazcık daha popülerliği artabilir. Tabii ne üzerine buff olacağını tam olarak hatırlamıyorum ama Irelia'nın da güçlü bir pick olacağını biliyoruz. Hadi bakalım. Bu maçta tabii beklentimiz birazcık daha Closer'ın maçı taşıyabilitesi üzerine olacak. Yapabilecek mi, ne derece başarılı olacak, nasıl oyun sergileyecekler. En iyi Challenger'ın da bir görmüş olalım. Başlangıçlarda enteresan bir şey var mı diye bakıyorum. Orianna musibet iksiri başlamış. Azir'in üzerine Doran yüzüğü olduğunu görüyoruz. Onun haricinde 200 koridorda da Doran kılıcı başlangıcı var. Bot lane'de Jhin'in çizme tercihinde bulunduğunu ve üzerine 4 can iksiri aldığını görüyoruz. Bu noktada muhtemelen koridorda daha uzun süre kalmak isteyecek. Rakip yetenekleri doğuşlayabilmek adına çizme tercihinde bulunmuş. Ve dediğim gibi koridorda daha uzun süre kalabilmek adına 4 tane can iksiri başlangıcı yapmış ki kurabiyeleri de var. Yani kolay kolay o Jhin koridorda düşmeyecek, dayanacaktır. Ama hasar konusunda bir trade'e girmek istemediği de belli. Çünkü genelde bu build yapanların birazcık daha pasif ve minyon kesme üzerine oynadıklarını görüyoruz. Seraphine bu arada canının %30'unu falan kaybetmiş. Üst koridorda da Riven Irelia'yı bayağı bir darlıyor. Tabii erken oyun saldırı gücü miktarı oldukça yüksek. Bu da darlanmasına neden oluyor. Bir şeyler çıkartılacak mı? Lulu'nun üzerinde de burada kalkan var. Bu sayede yine Jhin'in koridorda daha da rahat edebilmesini sağlayacak. Yani dediğim gibi takastan ziyade bu noktada koridorda kalabilmeye oynamışlar. Bu da onların işini kolaylaştırabilir. Azir de Orianna'yı bayağı darlıyor ki bu dakikalarda kazanmasını bekliyoruz. Enteresan farklı bir senaryo yok. Şimdi burada Graves'ı kıstırmış olabilirler. Hemen burada Closer sıçrasıyla birlikte devam etti. Ve karşında rakiplerinin sıçrasını aldılar. Ve bu noktada Graves'ın sıçrası daha değerli. E yeteneğinin bekleme süresinin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Ve Udyr'in böyle bir derdi yok. Rakibini çok rahat bir şekilde kovalayabilecek bir karakter. Yani yakaladığı anda çok fazla rahatsız edecektir rakibini. Ki biraz önce gördük. Sıçrasıyla kurtulmak zorunda kaldı. Irelia burada E yeteneğini kaçırıyor. Karşılığında Riven'den bayağı bir hasar yedi. Şimdi Udyr bot lane'e gelmiş ama herhangi bir sonuç alınmadı. Graves de kayıcılarını kesmeye devam ediyor. Şu an Closer farm olarak bayağı üstün. Rakip ormancıya bir orman kampı üstünlük attı ama Graves o kayıcıları alınca muhtemelen aradaki farkı kapatacaklar diye düşünüyorum. Graves'ın da nerede olduğunu biliyorlar bu sayede. Irelia'nın canbarı çok az. Orada ilk kanın döküldüğünü görebiliriz. Sıçrasını kullandı Irelia. Yani Riven yakalasaydı bayağı canını okuyacaktı. Bu arada Seraphine de üzerine muhafız tercihinde bulunmuş. O da uzun süre kalmak istiyor. Bu arada Orianna Azir'in base'ini bozdu. Bunu base'e gitmesine izin vermedi. Ki hatırlarsınız Orianna erken oyunda bayağı bir rahatsızlanmıştı Azir'e karşı. Bayağı darlıyordu Azir onu. Şimdi onun base'e gitmesini istemiyor. Eşyasını almasın, koridorda kalmaya devam etsin ve bu şekilde minyon bitsin diye. Azir de kule altında minyon biçerken çok da kolay bir hal aldığını söyleyemeyiz. Şimdi resetlenmeye gidecek herhalde Azir. Hala gidemiyor. O minyon dalgasını kaybedemez çünkü.
Orianna base'e gidip geldi teleportuyla. Jhin'in daha üzerinde 2 can iksiri, bir de üzerinde kurabiyesi var. Yani dediğim gibi hala koridorda kalmaya devam edecek. Şimdi bir tane daha potunu bastı. Rakiplerinin potlarını almayı başardılar. Bir Seraphine'in kurabiyeleri kaldı. Closer şimdi base'ini atıyor. Dakika 5'te 3 tane çarpını kullanmış. Aynı şekilde Graves'ın da 3 çarpını kullandığını görüyoruz. Bu arada Seraphine'den sıçrayla bir engage geldi. Lulu'nun burada düştüğünü görebiliriz. Tabi bot lane'e gelen bir baskından dolayı böyle oldu. Azir bota gelmiş. Kesebilecekler burada Jhin'i. Azir kesecektir diye düşünüyorum. Maskeni güzel bir yere çıkardı. Sıçrasını kullandırdı bu arada. Jhin pozisyonda kendisi de düştü ama karşılığında hem Azir'in sıçrasını aldı hem de buradan skor çıkartmış oldu. Bence Jhin adına gayet worth bir takas oldu bu. Çünkü zor bir pozisyondu ve karlı ayrılan kendisi oldu. Orianna da bu sayede koridoru pushlayacak. Bu arada Closer'ın tank bir şekilde Udyr oynayacağını görüyoruz. Üzerine direkt gün ateşinin parçasını tamamlamış. Bamin'in alevini almış. Bakalım ilerleyen dakikalarda onu neye çevirmeyi tercih edecek. Azir üzerine bir tane de Karamühür tercihinde bulundu. Aynı şekilde Orianna da bir Karamühür almış. Çünkü bu eşyanın şimdi önemi ne diyecek olursanız, eğer eşyayı stackleyebilirseniz arkadaşlar çok fazla güç patlaması yaşıyorsunuz. Ve erken oyunda bunu alıyorlar ki dediğim gibi bir anda böyle bu güç patlamasına hızlıca kavuşabilmek adına. Ve şans eseri aldıkları birkaç skor onların bir anda çok fazla güçlenmesine neden oluyor. Yani kafadan bir eşyanız varmışçasına oynatıyor sizi bu eşya. Ama tabii düşük elolarda her zaman karlı değil. Bu arada Azir'den çok güzel bir engage. Orianna sıçrasını attı. Şimdi ultisini kullanıp Azir'i durduruyor. Azir'den gayet mantıklı ve güzel bir trade oldu orada. Graves'ın bu noktada mutlaka yardıma gelmesi lazım. Çünkü Azir çok ileride ve fazla agresif oynuyor. Bu arada Miss Fortune burada çok fazla hasar yedi. Jhin daha henüz 5 level. 6 olsaydı burada ultisiyle bir şeyler yapmayı deneyebilirdi. Üst koridorda hala skor yok. Irelia farmda bir tık daha üstün ama minyon dalgasını aldığında daha da fazla üstünleşeceğini tahmin ediyoruz Riven'in. Bir takas gerçekleşti bakalım. Karşılıklı ultiler kullanıldı. Azir bu arada dive atmak istiyor. Kesebilecek mi? Son bir defa daha vuramadı askeriyle. Graves de arkadan kapatmaya geliyor. Üst koridorda bu arada Riven'in sıçrasını almayı başarmış Irelia. O takasın kaybedeni Fioro şey Riven olmuş. Fioro nereden aklıma geldi? Aa, sihirli yıldız. İşte Azir'in sihirli yıldız gücü buradan geliyor. Orada son hasarı onun sayesinde çıkarttı. Şimdi bakalım burada takas gerçekleşecek. Çok güzel bir şekilde geldi oradan Irelia ama yeterli olmadı. Bakalım düşürebilecekler mi Azir'i? Düşmedi Azir. Ultisiyle birlikte Graves o skoru almak zorunda kalıyor. Fakat karşında kendisi Riven tarafından düşürdü. Riven teleportunu buraya atmak zorunda kaldı. Burada Irelia'nın yapabileceği çok da fazla bir şey yok. Düştüğünü gördük ve ikinci skor da burada yine Riven'e gidiyor. Çok fazla güç patlaması Riven adına. O bu arada çok agresif bir sıçra daha geldi o pozisyonda. Miss Fortune'dan çok hasar yiyor. Jhin burada şifasını kullanmak zorunda kaldı. Sıçrası yok tabi. O pozisyona devam edemiyor. Pardon, şifayı Lulu kullanmış. Jhin'in şifası var zannediyordum. O Arındır tercihinde bulunmuş. Kümme çapta Arındır'a ihtiyacı var. Hem Udyr var. Hem karşı Seraphine gibi bir tehdit var. Bu arada kim aldı onu göremedim. Ha, Graves'ta kalmış. Graves çarpını kullanarak almış. Arka taraflardan Udyr gelmeye çalışıyor. Azir hemen ultisiyle birlikte Udyr'a doğru pasladı. Burada skor gelecek mi? Orianna ultisini kullandı ama nafile. Skor burada Udyr'a gidiyor. Üst skor katkısıyla başladı. %50 skor katkısı var şu an Closer'ın. Gayet temiz ve iyi bir başlangıç. Bot lane'de bu arada Jhin'in 20 CS üstünleştiğini görüyoruz. Miss Fortune'a karşı rakiplerini bayağı darladılar. Ki çizme başlangıcı yapmasına rağmen, rakibi dürtebilecek bir başlangıç yapmamalarına rağmen hasar takasından geri düşmelerini beklerken bu başlangıç onlar adına bayağı karlı. Azir bu arada darlamaya devam ediyor. Bayağı koridoru hükmediyor ya şu an Azir. Şimdi Irelia pozisyona geldi. Burada bir savaş çıkabilir. Ama 1v1'de Udyr şu an çok güçlü. Burada çarpını da kullandı. Bakalım devam edecekler mi? Irelia şu an tüm yetenek kitini kullandı ama devam edemiyor rakibin arkasını göremediği için. Riskli bir takas aramadı. Sanıyorum Graves'tan endişelendi. Graves'ın nerede olduğunu bilmiyordu. Ama şu an haritada rahatça takılabilir. Çünkü bir Azir faktörü var. Azir sürekli Orianna'ya doğru itiyor. Orianna da ileriye çıkamadığı için her türlü avantaj onun elinde oluyor. Bu arada arkadaşlar, hani biz bunları eleştiriyoruz ama biz kendimiz öğrenelim diye eleştiriyoruz. Yoksa biz mesela
Challenger'da oynayan bir oyuncu değiliz. O yüzden en azından izlerken kendimize bir şeyler katabilelim. Maçın analizini yapmış oluyoruz yani. Bu noktada da çok güzel oluyor bu. Sizler de ara sıra girin ve değerlendirin profesyonel oyuncuların maçlarını. Çok keyifli oluyor. Hem de kendinize çok güzel şeyler katarsınız. Hani oynamak istediğiniz, merak ettiğiniz bir karakteri öğrenmek için çok güzel yöntemlerden birisi. Benim burada niyetim de bilmeyen arkadaşlar varsa birazcık daha açık bir şekilde anlatabilmek. Şu an yani iki taraf adına da bir hata yok farkındaysanız. Yani burada sadece piklerine göre oynuyorlar. Orianna da burada yakalandı. Ultisini kullanıyor. Kaçma şansı yok gibi. Gravis da burada yakalanacak mı? Dive istiyor burada. Karşında ultisini aldılar. Gayet word. Muhtemelen orada sıçra almak için öyle bir zorladı Udyr'la. Ama en azından ultisini almayı başarırlar ki yüksekte bekleme süresine sahip ultiye sahip Gravis. Bunun karşılığında da ejderi alabilecek o sayede. 0-3 bir Orianna. Azir'e karşı bayağı zorlandığını görüyoruz. Erken oyunda Kordor'u itemedi. Azir fazla agresif oynadı. Graves cevap veremedi. Ve burada bayağı karlı çıktılar. Ejderi de almayı başardı burada Closer. Üzerinde daha alameti de var. Onu da henüz kullanmadı. Dediğim gibi son... bu arada Seraphine'den kaçan bir ulti. Jhin burada çizmesinin avantajından faydalanmış oldu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Closer son 20 maçında falan deli gibi Udyr trainlemiş. Kazanma oranı %50-%50 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yanlış da bir bilgi vermeyeyim. Ama dediğim gibi hani bütün maçları win değil. Sadece deli gibi Udyr trainlediğini söyleyebilirim. Yanı sıra ara sıra Nidalee falan oynamış. Nişancı gelmiş, nişancı oynamış ve kazanmış. Yani onlarda da iyi bir performans sergilemiş. Özellikle Nidalee oyunları bayağı yüksek bir win rate'e sahipti. Genelde meta pickleri oynuyorlar aslına bakarsanız. Şimdi burada bir fight çıkacak herhalde. Udyr da geldi üst koridora. İleriye dive gelecek. Hemen sıçrasını attı bu arada Closer hiç beklemeden. Üst koridorda muhtemelen alametini de açacaktır. Orada o kuleyi alacaklar diye tahmin ediyorum. Ki öyle de oldu. Alamet geldi. Azir şimdi hızlı bir engage atabilir. Çok da fazla rakibini rahatsız ediyor. Bir de Luden build yapacak Azir. Gerçekten rahatsız edici. Azir bu arada ultisini kullanmış orta koridorda. Bizim görmediğimiz pozisyonda ve karşılığında Orianna'nın sıçrasını almış. Mavi takımın bot lane'i kazanıyor ama bu oyunu kazanmak için yeterli olacak bir Azir faktörü var. Güçlü bir Riven faktörü var. Kan içini bitirmiş. Bu arada turbo kimyasal tankı tamamlamış burada Closer. Şimdi bot lane'e Graves baskına gelebilir. Bot lane'in arkasında bekliyor özellikle. Udyr'ın da yerini biliyorlar. Burada pingler geliyor. Hemen hızlı bir şekilde savaşa başladılar. Udyr buraya yetişebilecek mi? Lulu'nun ultisini kullandırdılar. Özellikle ki o engage pozisyonda kaçamasınlar diye. Şimdi arka tarafa da bir teleport geliyor. Azir girdi bu pozisyona. Azir hemen hızlı bir şekilde devam etmek istiyor. Yeterli olmadı. Şimdi Jhin ultisi açıldı. Pozisyonda devam edecekler. Mavi takım burayı kazanabilir. Arka tarafta Seraphine'in düştüğünü gördük. Şimdi burada ikinci skor da geliyor. Bakalım üçüncü skoru kovalayabilecekler mi? Lulu hemen sıçrasıyla devam etti. Çok az bir can barı var. Ve Orianna tarafından onu da düşürüldü. Burada aslına bakarsanız çok çok kötü bir takas oldu. İşte kırmızı takımın bot lane'i kaybedince otomatik olarak burada avantajlı olan tarafa yöneldi Graves da. Ve takımın yanında durarak bu skorların çıkmasına fayda sağladı. Mesela o pozisyonda bizde normalde oynayan bir ormancı rakip ormancıyı gördüğünde o savaşı zorlamaz. Ama bakın burada savaşı zorladılar. Lulu ultisiyle çok güzel bir şekilde rakibin siperlerini kullandırdılar ki Lulu ultisi biliyorsunuz kitle kontrolü uygulatıyor. Rakibin kaçışına engel olmuş oldular ve bu sayede de skorları peş peşe getirdiler. Eksik can olunca rakip takım bot lane kaçmak zorunda kaldı. Yani kırmızı takımın bot lane'i kaçmak zorunda kaldı. Jhin rahat bir şekilde ultisini kullandı. Arka tarafları koruyamadı tabii Udyr tek başına. Bunlar da sorun yarattı. Şimdi burada birazcık daha mobilite kazanabilmek adına bir parça almış Closer üzerine. Doğanın kudretine gidebilir. Belki onun yerine farklı bir eşya tercihinde bulunabilir. Bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Irelia burada mahvolmuşuna doğru ilerlemeye çalışıyor. Graves tahmin ettiğimiz gibi rüzgarın hiddetini tamamladı. Jhin de üzerinde rüzgarın hiddeti var. Eşya her ne kadar nerflenmiş olsa da bekleme süresi konusunda hala iş yapan bir eşya. Yani hasarı falan nerflenmedi.
Bu arada Azir burada çok kötü bir ulti kullandı. Orianna ultisi geliyor. Azir'in üzerine isabet etmedi maalesef. Bakalım Orianna bu pozisyondan kaçabilecek mi? Şu an Phase Rush sayesinde bayağı hareketsiz kazandı. Closer devam da etmek istiyor pozisyona. Orianna bu pozisyonu güzel kayıtlayabilecek mi? Udyr'ın düştüğünü göreceğiz Closer'dan. Bir aç gözlü hamle, sinirlendi sanıyorum orada. O skoru istedi. Jhin şimdi bayağı burstledi ama mermisi yetmiyor. Son bir vuruş daha geldi. Çok güzel bir şekilde skoru aldı. Bu arada Irelia da Azir'i düşürmüş. Şu an mavi takım oyuna döndü. 2K'da altın farkı yarattılar. Gayet temiz. Challenger Elo'da bile bir şeyler değişebiliyor. Gördünüz mü? Pes etmemek lazım. Bot lane'lerinin kazanması burada çok büyük avantaj sağladı mavi takıma. Bu arada Jhin Seraphine ultilerini çok güzel doşluyor ya. Hani sanki hissediyor o ultileri ve çok güzel bir şekilde sıyrılıyor onlardan. Lu'da bir tam eşya bitiremedi. Bakalım onu bitirdiğinde neler olacak. Aynı şekilde Irelia'nın da bir tam eşyası bitmedi ki o da eşyasını bitirdiğinde senaryo çok farklı olabilir. Bir de Ejder geliyor peşine. Bakalım bu Ejder savaşı birçok şeyi değiştirebilir. Yok, okyanus ejderi. İki tarafında isteyeceği ejder. Jhin'in aranları yok üzerinde. Bir sonraki pozisyonda Udyr'ın üzerine koşacak olursa kaçma şansı az olabilir. Sıçrası var tabi. Bir de Lulu ultisi ardından şifası da var. Şimdi Graves orada ejdere başlamak istiyor. Closer hafif hafif oraları bir kontrol etmeye çalıştı. Çok riskli hamleler yapamıyor. Azir'in sıçrasının olmadığını gösteriyorlar şu an. Azir burada çok kötü bir pozisyonda yakalanmış olabilir. Kulesini dikiyor. Hemen ultisiyle birlikte Lulu'yu havaya kaldırdı. 3 kişilik bir dive. Arkadan Jhin ultisi de geliyor. Son mermi de geldi ve Jhin bu skoru alıyor. 5-1 durumda olan bir Jhin. Oyunu taşımak için yeterli olacak mı? Şimdi Orianna'yı da burada dive'layabilirler. Hemen burada alamet kullanıldı kırmızı takım tarafından. Dive istiyorlar bu arada. Orianna ters pozisyonda. Şimdi ultisini kullandı. Arkadan Jhin W'su geldi. Yeterli olacak mı o hasar? Yeterli oldu, kestiler ama Jhin bakalım yaşayabilecek mi? Üzerinde şu an bitkinlik de gelmiş oldu. Şifa da kullanıldı. Udyr şu an zorlamaya çalışıyor. Kesebilirlerse eğer çok karlı olacaklar. Kestiler ki karşıdan Miss Fortune'a gidiyor bu skor. Graves şimdi Miss Fortune skorunu istiyor. Karşılıklı bir takas oldu. Şu an şöyle bir baktığında yani 3'e 3 bir trade diyebiliriz. Daha yeni doğdu tabii bu sırada Irelia'da. Irelia'da hemen bot lane'i itmeye devam ediyor. Irelia yeni doğdu dedim ama Irelia doğmamıştı sanırım daha. Yani itiyordu burayı. Bu arada hemen hızlı bir şekilde ultisini kullandı. Azir'in ultisinin olmadığını biliyor. Sıçrasının da olmadığını biliyor Irelia. Tertemiz bir şekilde avladı. Azir burada beklemiyor Irelia'yı. Ki temkinli olması lazımdı. Bot lane'de görmüşlerdi Irelia'yı. Irelia için de beslenmek için bir fırsat. Mahvolmuşunu tamamladı. Yalnız Riven'in üzerinde de şu an iki tane bitmiş eşya var. Bir can çalması oldukça yüksek. Çizmesini de bitirdiğinde bekleme süresinde de avantaj kazanacaktır. Muhtemelen bekleme süresinde azalma çizmesi tercih eder diye tahmin ediyorum. İki destek karakteri de dinçleştirici ay taşı aldı. Seraphine genelde dediğim gibi defansif ve iyileştirici bir build ile oynanıyor. Muhafız tercihinde bulunmasının temel sebeplerinden birisi de bu. Takım arkadaşlarını yaşatabilmek. Jhin de bu arada iki eşya almış. Bombardımanını bitirmiş. Azir de Luden'ini bitirdi. Şimdi bakalım ufaktan neye doğru ilerleyecek. Bu arada Orianna Liandry'ye gitmiş ki matchup bazında fena da olacağını düşünmüyorum. Liandry gayet güçlü bir eşya. Bu arada çok güzel yakaladı Irelia. Şimdi Riven'in ultisini almayı başardı. Trade devam eder diye düşündü burada. Miss Fortune ultisi geliyor. Çok da fazla bir başarı elde edemediler. Şimdi burada mavi takım zorlamak istiyor. Udyr hasar yemedi. Çok fazla tank. Jhin orta ultisiyle avlamaya çalıştı Seraphine. Başaramadı. Şimdi yetenek kaçıyor burada. Hemen tabii eşyasını bastı. Kan içini kullandı ama yeterli olmadı. Miss Fortune burada Jhin'in üzerine gitmek istiyor ve kesmeyi başardı. Çok fazla hasar çıkardı Miss Fortune. Jhin belki bu skoru almasa Miss Fortune birazcık daha güçlenememiş olacak ama şimdi o aldığı skorla birlikte avantajlı durumda. Burada mavi takım hala zorlamaya devam ediyorlar. Lulu ultisi de geldi. İçeriye doğru atladı Graves. Peşine Seraphine ultisi geliyor. Seraphine'in düştüğünü gördük. Burada yaşayabilecek mi Closer? Maalesef o da kırmızı güçlendirme nedeniyle düştü. Mavi takım şu an bayağı avantajlı. 3000'lik bir altın farkı var ki bunu da açarlarsa daha avantajlı olurlar. Yalnız Azir alt tarafta kule almayı başardı. Miss Fortune orta koridoru bayağı bir itti. Yani bir yerlerde bir şeyler verilirken aslına bakarsanız bir yerlerde de bir şeyler sürekli olarak alınıyor.
Bu arada Orianna hiç beklemediği bir yerde Azir yakaladı. Hemen Orianna burada sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Azir de sıçrasını kullanıyor. Düşebilir bu pozisyonda ve düştü Lulu tarafından. Miss Fortune şu an çok ters yere doğru kaçıyor. Miss Fortune da burada düşürecekler. Yalnız ölecek mi Jin? Jin'i düşürmeyi başardı. Miss Fortune için çok worth bir takas. Hani tamam bu skordan 4 kişi faydalandı ama yani Jin'i tek başına oradan çıkartmayı başardı. Gayet worth. Yani üzerine tahsiller olmasının avantajından faydalandı burada Miss Fortune. Riven rakibinin iyileştirmesini kesmek istiyor. Burada hemen celladını tamamlamış. Irelia'da sanıyorum kan içen build yapacak. Ölü adamını da tamamlamış Closer. Artık daha da mobil bir karakter haline gelecek. Şimdi burada bir dive isteyebilirler. Orianna ultisini kullanıyor. Yaşayabilecek mi? Orianna'nın sıçrasının olmadığını da biliyorlar. Hemen faydalandılar. Kestiler. Arka tarafta Riven'le bu arada Closer çok temiz bir şekilde anlaşıyorlar ve skorları topluyorlar. Şimdi buraya devam da etmek istiyor Closer. Ölü adamı geldi. Arka taraftan Seraphine de geldi. Buradan çıkış yok. İrelia da düştü. Yani aslında burada bu kadar hata yapmaması lazımdı mavi takımın. Göz göre göre bu pozisyonları sattılar. Şimdi de Baron'u hediye edecekler. Yani ne gerek var bunlara? Gerçekten ne gerek var bunlara? Bot lane'leriyle birlikte oynasalar kazanacaklar. Jhin çok güçlü. Onun gücünden faydalanmaları lazım ama sürekli bireysel hatalar. Yani burada tabi dive geleceğini kestiremediler. Görüşlü oynamaları da lazımdı. Uzak kaldı takım birbirine. Azir'de olduğu için burada çok hızlı bir şekilde Baron'u da eriteceklerdir. 5 kişi toplandılar. Mavi takım buna yapabileceği hiçbir şey yok. Azir bir aşırı büyük sopa almış. Direkt agresif bir build'e gidiyor Azir. Hiç defansif bir eşyası yok. 22 dakikada 220 minyon kesen bir Irelia düşünün arkadaşlar. Ortalamayı düşünebiliyor musunuz? Mükemmel rakamlar ya. Kijin'in 207 minyonu var. Miss Fortune burada birazcık geride kalmış yani 140 CS'le. Bu arada ejderhayı çıkartmayı başardı Graves ona rağmen. Guide Word devam etmek istiyor burada Udyr. Orianna'yı yakalayabilecekler mi bakalım. Çok hızlı bir şekilde koşuyor. Burada Turbo kimyasal tankının da vermiş olduğu avantajla birlikte yakalamış olabilirler. Orianna bakalım ayakta kalabilecek mi, kalamadı. Riven ultisine düştüğünü gördük. Graves'in üzerine bir ulti kullanılır. Graves direnmeye çalışıyor ki direndi. Udyr'ın tanklığı bu noktada cidden mavi takımın belası oluyor ya. Yazık, Orianna bu oyun boyunca çok çekti. Bırakmıyorlar onu. İki yaşatırlarsa zaten Orianna çok rahat bir şekilde takım savaşında büyük etki gösterecek. Bu arada yakalandı bu pozisyonda Irelia. Ayakta kalabilecek mi? Kalmayı başardı. Kule istiyor bu arada kırmızı takım. Alacaklar, peşinden inhibitörü de çıkartacaklar. Şu an çok rahat bir şekilde baskı kuruyorlar. Şimdi hemen bot lane'e ping geldi. Bot lane'i tutmaya gidecekler. Baron güçlendirmesinden faydalanmış oldular işte. Gayet güzel temiz bir inhibitör. Üzerine de bir tane skor aldılar. Bu kadar güçlü bir Riven gerçekten çok can sıkıcı. Bot kule istiyorlar. Oraya baya bir ping geldi çünkü kırmızı takımdan. Bot 2'yi de çıkartırlarsa bir sonraki Baron'a avantaj. Ona hazırlık yapacaklar aslında. Ki Ejder de geliyor. Ona da yakın kalmak istiyorlar. Seraphim burada bir şeyler deneyecek mi? Yeteneğini kaçırdı. Şimdi Riven arka taraftan bir engage'e geliyor. Hem Lulu ultisi hem de karşısına zincir sıçrası sağlandı burada. Gayet worth. Belki bu haber bile oyunun bittiğinin göstergesi olabilir. Miss Fortune ultisi geliyor şimdi arka taraftan. Bir de karşında Irelia'nın sıçrasını almayı başardılar. Orianna'nın ultisi kaçıyor o pozisyonda. Hatalar hatalar üst üste. Bu arada Udyr devam da etmek istiyor. Şu an arkasında Azir var. Buraya yetişebilecek mi? Yetişemedi ama yine de Udyr tek başına orada çok fazla hasar vermeyi başardı Lulu'ya. Orta koridordan Baron minyonlar itmeye devam ediyor. Baronları birazdan bitecek bu arada. Closer yine de o totemi kesmeyi başardı. Bakalım Graves'a devam edecekler. Miss Fortune çok fazla hasar. Sıçrasıyla son bir vuruş yapmaya çalıştı. Yeterli olmadı.
Eğer düşürseydi burada çok rahat bir şekilde inhibitor kulesini de zorlayacaklardı. Ama yine hala zorlamamaları için bir sebep yok. Orta koridorlar arasında 60 milyon fark var. Bu arada çok güzel bir engage geldi burada. Hemen sıçrasıyla birlikte kesebilecekler mi? Hasar yeterli olacak mı? Çok can çalıyor. Irelia bu arada arkada Jhin bir skor almış. Gravius'la karşısında bir skor almış. Yani 2'ye 1 bir takas. Irelia'nın can çalması burada gerçekten muazzamdı. Kan içen Irelia beğendim. Güzelmiş. Bayağı orada can topladı. Dirildi yani adam tekrar. Ölmesi o kadar uzun sürdü ki. Bu sayede de takımına 2 tane skor kazandırmış oldu. Riven ayakkabısını bekleme süresinden azalma yönünde tercih etmemiş. Şimdi Azir burada gitmek istiyordu rakibine karşı. Sıçrasını aldı Orianna'nın. Şimdi Orianna bu pozisyona devam edebilir. Azir sıçrasıyla bir anda geri döndü. Çok fazla da saldırı hızı olunca böyle burstlemiş oldu rakibini bir anda. Q'sunu da dediğim gibi ilerleyen seviyelerde bekleme süresi çok düşürüldü. Bu sayede rahat rahat savaşabiliyor. Baş melek asasını da bitirmiş. Aynı şekilde Orianna da onu bitirmiş. Fakat Azir'in üzerine bir saldırı hızı çizmesi var. Bu da saldırı hızının bayağı artması neden oluyor. Şimdi Doğan'ın kudretine doğru ilerliyor Odir. Karabalta'ya doğru giden bir Fiora görüyoruz. Onun haricinde Irelia'nın daha 3. eşyası belli değil ki. Üst koridorlar arasında 1,5 eşya fark olmuş durumda. İki ormancı hemen hemen kafa kafaya diyemeyeceğim. Bir tık daha üstün. Orta koridorda tabi Azir'in bariz bir üstünlüğü var. Bunun yanı sıra nişancılara baktığımda Jhin'in üzerinde 3 eşya var. Fakat Miss Fortune'da geri kalır yanı yok 2,5 eşyayla. Bot lane'de de şu an Ulu'lu birazcık daha üstün Seraphine karşı. Bugün 26 dakikada 68 görüş skoru. Gayet güzel. Closer'ın görüş skoru bu oyun bazında az kalmış. Gravis 41 görüş skoruna ulaşırken Closer'ın birazcık daha fazla olmasını düşünürdüm. Bu arada Riven hemen burada Jhin'i yakaladılar. Direkt Jhin'i çok güzel bir şekilde yakaladılar tek başınayken. Sıçraları hiç affetmiyorlar, direkt basılıyor. Ve bu pozisyonda da şu an hasar yönünde çok eksik kaldı mavi takım. Pek fazla bir şey yapamayacaklar. Closer devam etmek istiyor. Burada çok da güzel Seraph'in ultisi geldi. Orianna da dışarı çıkamadı. Ve oyunu tertemiz bir şekilde o bot lane'deki hatadan sonra bu arada bence kırmızı takım çok güzel domine etti. Yani buralar itilecektir. Gravius tek başına direnmeye çalışıyor. Çok da güzel hasarı var aslında. Lulu da onu çok güzel koruyor ama yeterli olacak bakalım burayı tutmaya. Zor gibi duruyor. Closer hemen Nexus'a vuruyor. Nexus pingleniyor. Azir pozisyondan kaçıyor. Bakın hiç savaşmıyorlar. Sadece rakiplerini oyalamaya çalışıyorlar. Ve kazanan burada tertemiz bir şekilde Closer'ın takımı oldu. Gayet güzel ve sabırlı oynadılar. Rakibin hatalarını beklediler. Kendileri hata yapmaktansa rakibin hatalarından beslendiler. Ki genelde hata yaptıkları pozisyonlarda kalabalık oluyorlardı. Herkes birbirinin hatasından besleniyordu ama burada birazcık daha fazla hata yapan mavi takım oldu. Açıkçası ben çok keyif aldım. En iyi sunucusunu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonra istiyorsanız seriye devam da edebiliriz, devam da etmeyebiliriz. Sizler yorum olarak belirtirsiniz. Artık yeter sizin gözünüzden, seri istiyorsanız bu seriyi de burada sonlandırırız. Birçok sunucuyu çektik aslında. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.